Merhabalar. Teknoloji ve tasarım sitesinde bugün Autodesk One 2 3D Design programının indirmeyi ve kurulumunu anlatacağız. Daha önce zaten bununla ilgili bir tanıtım videosu sizlere hazırlamıştık. Bu videoda daha çok genel görünme hakkında bilgi vermiştik. Sitemizde bu sayfaya girdikten sonra yapmamız gereken şey, öncelikle dikkat etmemiz gereken bir husus var. Burada işletim sistemimizin 32 bit mi yoksa 64 bit mi olduğunu öğrenmemiz lazım. Bunun için yapacağımız şey, öncelikle masa üstüne gelip burada bilgisayarımızı sağ tıklayıp özellikler sekmesinden sistem türü kısmına bakıp 64 bit işletim sistemi veya x64, 64x tam tersi de olabiliyor. 32 bit, 32 gibi bulabilmek. Bunu bildikten sonra zaten indirme yaparken seçtiğimiz iki link var. 64 bit benim bilgisayarım. Buradan tıklayıp gene teknoloji tasarımın Google Drive hesabına bağlanıyoruz. Buradan indir diyerek indirebiliyoruz. Yine de indir demenizi tavsiye ederiz. Çünkü tam bizim yüklediğimiz dosyalarda herhangi bir virüs bulunmuyor. Evet, programımızın indi varsayalım. Sağ tarafta indirim olarak görebiliyoruz. Şimdi yapacağımız şey bunu kurmak. Dosyamızı indirdik. 64 bit versiyonunu ben kullanıyorum. Yönetici olarak çalıştırmanızı tavsiye ederim. Eğer görebiliyorsanız. Bizden izin isteyecektir. Biz bu izni verdikten sonra yükleme işlemi başlıyor. Bu program Autodesk'in ücretsiz bir programı, ancak premium versiyonu için ücret ödemeniz gerekebilir. Premium versiyonu zaten biraz daha profesyonel kullanımlarda lazım olacaktır. Burada programı yüklemek için kullanabileceğiniz kendi bilgisayarınızdaki adres veya sürücü seçebiliyorsunuz. Direkt C'ye aynen kuralım, kabul ediyoruz ve devam ediyoruz. Türkçe'de seçeneği var Autodesk'in. Burada Select Language kısmından Türkçe'ye Türk seçerseniz programımız Türkçe olur. Bekliyoruz ve kurulumun bitmesini bekliyoruz. Evet, kurulumumuz tamamlandı. Join Sign-in, Autodesk hesabınız varsa buradan direkt katılabiliyorsunuz. Modern diyerek kurulumu bitirebilirsiniz. Bu katılmalar biraz daha geri bildirimler için var. Autodesk üzerine herhangi bir üyeliğiniz varsa katılmanızı tavsiye ederim. Geri bildirimde bulunursunuz. Yoksa standart kullanıcılar gibi biz de modern diyerek bitiriyoruz. Şu an programımızı kurduk. Bunu açalım ve incelemeye başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi programımız Türkçe. İlk gelen arayüzünde hoş geldiniz diyor ve aslında yapabileceğimiz şeyleri söylüyor. Buradan şu bölgede Türkçe dil seçeneğini bize anlatmaya çalışıyor, dil seçeneğini. Devam edelim. İkinci bölümde ayarlarla ilgili birkaç detay veriyor. Üçüncüsünde santimetre, milimetre veya inç kullanabileceğimiz, birazdan size göstereceğim ızgara hakkında bilgi veriyor. Dördüncü sekmede dosyalarımızı nereye kaydedeceğimiz veya autosave yani otomatik kayıt sistemi hakkında bilgiler var. Burada birkaç örnek resim koymuş. Döndürmeler, tutmalar, ok tuşları kullanabileceğimiz, bunların hepsini bahsedeceğim. Evet, biz yeni bir proje başlatalım ve bugün konumuz olan sağ panelden sizlere bildiğimizi aktarmaya çalışalım. Sizin de daha rahat görmeniz için önce ortaya bir tane şekil yerleştireceğim ve sadece sağ paneli bugün anlatacağım. Şekli yerleştirdik. Sağda bir küp görürsünüz. Burada ön, sol yazan yerleri görürsünüz. Bunu tıkladığımız zaman ön dediği bu ızgarayı bakış olarak ön yüzeyden, yani ızgaranın önünden olarak bakar. Şeklin önünden değil, ızgaranın önünden olarak bakar. Bunun yanına geldiğiniz zaman ok işaretleri çıkar ve buradan diğer yönleri, sol, tekrar öne gelirsek üst, tekrar öne gelelim, sağ yönleri, önden tekrar, alt gibi bütün yönleri görebiliyoruz bu küçük küpten. Ev işaretini tıkladığımız zaman da başlangıç görüntüsüne geri geliyor burada. Bunu çok sık kullanacağız çünkü bazen nesnelerin nerede olup olmadığını anlamak için buradan
soldan veya önden bakmak gerekebilir. Çok işimize yarayan pratik bir buton kendisi. İkinci olarak kullanacağımız ikinci özelliğimiz kaydır özelliği. Bu özelliği tıkladığınız zaman istediğiniz gibi ızgarayı ızgara üzerinde gezebilirsiniz. İşlemi iptal etmek için ESC'ye bastığınızda zaten bu seçeneği iptal eder. İkinci seçeneğimiz yörünge. Yörüngeyi aldığımızda şu bölme içinde istediğimiz gibi döndürebiliyoruz. İstediğimiz şekilde yukarıdan aşağıya hareket edebiliyoruz. Her açıdan gezdirebiliyoruz. Aynı ekrana geri gelmek istersek ESC'ye basıp sonra ev işareti tıklıyoruz ve ilk görüntümüze geri geliyoruz. Üçüncü özelliğimiz yakınlaştırma. Buna tıkladığınız zaman sonra farenin sol tuşuna basarak yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Bunun diğer bir kısa yolu farenin üzerinde bulunan tekerlek. Bunu kullandığınızda zaten yakınlaşma uzaklaşma her programda olduğu gibi burada da var. Dördüncü özelliğimiz sığdırma. Sığdırmaya geldiğiniz zaman ilk görünüşüne yakın ve o yüzeye gelirsiniz. Resminiz, şeklinizin. Biz bir tane küp koyduğumuz için hep bu yüzeye görüyoruz. Hemen üzerine bir küp daha koyalım. Şimdi sığdıralım. Bakın bütün görüntü bize sığdırmaya başladı. Görüntümüz büyüdükçe biz bu ayarla görüntüyü ekranda sığdırabiliyoruz. Bu da kullanışlı bir özellik. Beşinci özellik malzeme ana hatları, yalnızca malzemeler, yalnızca ana hatları olarak gözüküyor. Bunu da şeklimizi seçiyoruz. Sonrasında malzeme ana hatlar, şu an seçili olan özellik zaten bu. Yalnızca malzemeler dersek bakın o siyah çizgiler kayboldu. Yalnızca ana hatlar dersek de dokusu malzemesi kayboluyor küplerin, şekillerin. Bu da bazen kullanabileceğimiz bir özellik. Geri almak için malzeme ana hatlar işaretini tıklıyoruz. Bir diğer özelliğimiz katılar ve eskizler. Burada katılardan anladığımız şey bu küpler, şekiller katı oluyor. İçi dolu gibi gözükenler. Eskiz dediği zaman çizim yapmak geliyor. Burada eskiz kısmına geldiğinizde dörtgenler, daireler, serbest çizimleriniz var. Burada hemen bir eskiz çizelim ve ne olduğunu anlatalım. Şimdi burada bir katı var. Şu bölgede bir eskiz var. Eğer sadece katıyı görmek istiyorsanız eskizi gizlersiniz. Eğer sadece eskiz görmek isterseniz katıyı gizler, eskizi göster dersiniz. Böylelikle bu çizimleri birbirinden ayırabilirsiniz. Son iki özelliğimize bugün değil daha sonra değineceğiz. Bu özellikler şekillerin çizilmesiyle anlaşılacak özellikler olduğu için bugün bu konuyu hakkında pek bir şey söylemiyoruz. Izgara düzenleme bölümünde her bir birimi milimetre, santimetre, inç cinsinden ayarlayabiliriz. Ayrıca burada önerilen ayarlar var. 3 boyutlu yazıcınız varsa buraya seçip buradan ona göre alan yaratabiliyorsunuz. Bizim 3 boyutlu yazıcımız olmadığı için varsayılan her zaman işimize yarayabiliyor. Bu dersimizde sizlerle nesnenin ön görünüşlüğünü, üst, yan, alt gibi tüm görünüşlerinden bakmayı öğrendik. Kaydırmayı, yörünge ayarını, yakınlaştırmayı, sığdırmayı, ana hatlar, malzemeler gibi ayarları, eskizler ve katıları yani malzemeli şekilleri öğrendik. Ayrıca ızgara görünüğünü açıp kapattık. Ekran görüntüsü aldık ve ızgara düzenledik. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.